Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Evet, herkese merhaba. Ben Benan Kapucu. Salı söyleşilerimizin ilkine hoş geldiniz. Bugünden itibaren her salı Yıldız Entegre'nin Ağacın İzinde konsepti etrafında her salı burada mimarlık ve tasarım dünyasından portrelerle buluşacağız. Pandeminin gölgelediği bu günlerde mimarlık ve tasarım mimarlık ve doğa ilişkisi, tasarım ve doğa ilişkisi, sürdürülebilirlik, ağaçtan konuşacağız. Ağacın malzeme olarak ağacın nasıl bir duygu verdiğinden konuşacağız. Hepiniz gerçi biliyorsunuz Yıldız Entegre köklü bir firma, 130 yıllık bir firma. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da orman ürünleri sektöründe öncü firmalardan birisi. Üretimlerinde özellikle doğaya ve insana saygıyı önceliyor. Bu da gerçekten değerli. Koleksiyonlarını hazırlarken ya da ürünlerini oluştururken tasarıma, inovasyona ve teknolojiye önem veriyor, onu önceliyor. Bu da gerçekten değerli. Ağacın izinde konsepti de zaten bu yaklaşım bir uzantısı. Merhaba. Merhaba dedim, hoş geldin. Kulaklığımı Ben unutmuşum. de bu arada İçeriye bir girdim girizgah aldım. yapıyordum. Estağfurullah. Tamam. Ne güzel, Bu dinliyorum. arada ben de sen beklerken bizim başlığımızı anlatayım sevgili katılımcılarımız, dinleyicilerimize. Tabii. Düşünce ağacı üzerine konuşmalar dedik. Nereden ilham aldığımızı anlatıyordum ben de tam. Nietzsche'den ilham aldık. Çünkü Nietzsche ne zaman düşünmek istediğinde doğanın içinde dolaşmaktan hoşlanırmış. İşte kırlara, parklara, bahçelere gidermiş. Ne zaman belli bir ağacın altına gelse aklına bir düşünce düşermiş. Ve ona kendi deyimiyle düşünce ağacı dermiş. Yani Almanca Gedankenbaum. Bu da aslında hoş bir tanım diye düşündük. Akla Newton'u da bir yandan getiriyor. O Evet, onu da tamamen getiriyor. farklı bir yer olmasına rağmen güzel bir şey Evet, ben de şeyi rastlantı. düşündüm. Şu anda böyle tepemizde bir mavi gökyüzü yok Nietzsche gibi. Maalesef kendi sınırımız içindeyiz. Kendi mekanlarımıza kapandık. Tabii. Ama kendi içimizde yürüyebiliriz. Ve bugünün bize ne getirdiğini, nereye götürdüğünü düşünebiliriz diye bu başlığı seçtik. Ve ilk konuğumuz da modern mobilyanın öncülerinden, yani Türkiye'de modern mobilya deyince ilk akla gelen Teşekkür ederim. firmalardan Teşekkürler. Derin Design'ın ikinci kuşak yenisi. Hoş geldin Derin, Hoş nasılsın? bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim aslında. Yani genel açıdan baktığımda kendimi iyi hissediyorum. Çünkü kişisel olarak içimdeki burukluk, ben 2 senedir Londra İstanbul arası yaşıyorum. Çünkü eşim ve oğlum oradalar. Aziz orada Evet, okuyor. sana bunu da soracaktım. Şimdi mekan durumu deyince bir de senin bir ikili bir de durumun da var, değil Var, mi? evet. Burada Ya, yakalandın. duruma burada yakalandım. İlk 2 hafta aslında gidebilirdim. Ama o sırada da buradaki ofiste işte ne yapıyoruz, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, planlar, programlar bir de belli değil 2 hafta sonra ne olacak falan derken burada kaldım. Burada işlerimi bir şekilde devam ettiriyorum tabii ki. Üretimi de yapıyoruz. Yeni işler de çıkarıyoruz ama malum ciddi bir şey var. Duraklama var. Arkadaşlarımız evden çalışıyorlar ama yine de birkaç kilit arkadaşım benim evimde modada salonum şu anda da bulunduğum yer böyle bir home office'ten ziyade office home gibi bir durum var. Buraya da çok korunaklı bir şekilde geliyorlar. Mesafeli bir şekilde bazen küçük toplantılar yapıyoruz. Yani buradan da gidip şu an için Londra'da 2-3 ay kalma durumum da yok. Ama zaten gidip bir 10 gün kalma da söz konusu değil. Ama sanırım önümüzdeki bir 3-4 hafta içinde öyle bir imkan doğacak diye de düşünüyorum. Peki bu arada düşündün mü aslında mekan üzerine, mekan sınırları üzerine düşünme bir tasarımcı olarak düşünmüşsün artık. Her şey çok değişecek. Yani Tabii. istersen biraz Tabii. mekanın sınırlamaları, mekan algılarımız üzerine konuşalım. Evet. Neler Yani değişecek sence? Aslında tabii. mobilyada da çok şey değişecek. Ben o yüzden Değişecek. bugün biraz seninle onlara bakalım. Hem kent ölçeğinde, hem mimarlık Tabii. ölçeğinde, mobilyada mekanın sınırları nasıl değişecek? Ölçekler, ölçüler değişiyor. Bunlarla ilgili biraz
düşünelim. Bununla ilgili tabii ki hem çok okuyorum hem kendi yorumlarımı yapıyorum. Fakat bu konu yani zaten son zamanlarda disiplinler arası mesafeler flulaştı. Her şey iç içe geçti. Bir de tasarım dediğimiz zaman hayatın kendisiyle gerçekten de iç içe olan, ilhamını oradan alan, fonksiyonlarını hayatın gelişimine göre belirleyen, dijitalleşmenin, teknolojinin geldiği noktadan hareketle de kendini yenileyen bir alan olduğu için ve şu anda yaşadığımız dönemin olağanüstülüğünü burada zaten en başa koymamız gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum, konuya biraz daha belki geriden başlayıp yani bizim bizim derken insanın hayatı, günlük hayatı, yaşayışı, kolektif olarak düşünce biçimi nasıl değişecek ki bu da birçok sektöre, birçok alana, birçok sanat koluna, tasarıma yansımaları nasıl olacak? Bunu da yaparken aslında bunu henüz bilmiyoruz değil mi? Bravo, tam onu söyledin. Şu anda kestiremiyoruz, evet. Çok güzel söyledin. Oradan da şimdi bir adım geri gitmem gerekiyor. Bunu yapmak için perspektifimizin epey geniş olması lazım. Fakat şu anda biz bu olağanüstü durumun atlatıp artık böyle son aşamalarına gelip ona çok geniş perspektiften bakabilecek bir açıya sahip değiliz. Her gün biz de öğreniyoruz. Yani gerçekten çok yetkin, bu konuda güvenilir bilim insanlarını da takip ediyorum. Böyle komplo teorileri vesaire oralarda pek değil ama böyle gerçekten olaya şeffaf bir şekilde bakanları. Yani onların da bu belirsizlikle yüzleşmemiz gerektiğine dair olan söylemlerini baz alarak baktığımda evet biz böyle böyle bir durumun içindeyiz. Tasarım, mekan bu şekilde gelişecek. Bunun da işte maddeleri budur gibi konuya bakarsam ya da bir bakan bir tasarımcı çok gerçekçi yaklaşmış olmaz ve fazla spekülatif olur. Spekülasyon yapmak burada ben olumsuz anlamda kullanmıyorum. Bazen spekülasyon düşünceyi zenginleştirir de zaten onu da yapacağız, onları da konuşacağız. Ama yani burada bizi takip eden arkadaşlara, insanlara, küçüklere, büyüklere, konuyla ilgilenenlere onu da söylemek isterim. Yani biz sadece burada hani tasarım böyle bir durum var, bundan nasıl etkilenecek, sektörümüzün durumu ne olacak gibi değil de biraz daha geniş perspektiften bakmak, tasarım anlamında da daha verimli bir netice ya da düşünsel perspektifler açacaktır diye hani başlamak isterim. Aslında bütün konuya, bütün bildiğimiz şeyleri unutacağız değil mi? Aslında kullandığımız evet, size yani, çünkü koca koca kitaplar kullanıyoruz. Neufeldler kullanıyoruz, standartlar var elimizde. Tabii. Sen de mobilya tasarım yaparken bu ölçekleri oranlara göre yapıyorsun. Çevreyi, işte insan mekan ilişkisini düşünürken buna göre bu standartları yapıyorsun. Şimdi aslında her şey yeni baştan düşünmek bravo zorundayız. Yani hatta vardır ya form fonksiyonu takip eder. İşte form ne bileyim bazen ilhamı takip eder gibi işte form function. Formun neyi takip edeceğinin bir şeyi takip edecek ama onun adını evet, tam neyi koyamıyoruz. Takip edeceğiz bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, şeylerimiz var. Tabii ki tahminlerimiz var ama çok temel değişiklikler olacak. Yani senin verdiğin örnek çok güzel oldu. Hani ben de onu böyle bir analojiyle birleştirmek istedim. Burada bence biraz şöyle bir durum var. Olay gerçekten de tıbbın alanına giriyor. Onun içinde işte tabii ki çeşitli işte enfeksiyon konusundaki uzmanlar ön planda, nöroloji var vesaire. Yani oraya bakarken de ben şunu çok önemsiyorum. Birkaç not da aldım unutmamak için. Benim hayata bakış açımda, dolayısıyla tasarıma bakış açımda, hatta şöyle söyleyeyim. Hayatı görüşümle tasarıma bakış açım arasında bir paralellik var. Yani benim tasarım bir işim, onun dışında da hayatla ilgili kendi görüşlerim var gibi
bakmadım. Hepsi bir bütün diyorsun. Bütün. Yani örnek vereyim. Ben müzikle ilgilenirken bir video klip çekilecekse de ona bakış açım bir tasarıma başlarkenkinden farklı değil aslında. Yani o şarkı sözlerinde aslında mobilyanın bir yansıması yani. Aynı şey. Aynı yansıması şeyi, evet. Yani burada onu söylerken hani biraz daha teknik bir konuyu daha lirik bir konuyla eşleştirmek doğru olur mu denebilir. Ona bir sürü açıklamam var ama bugünkü konumuz değil o. Orada da şunları aldım. Yani rasyonel düşünce, dolayısıyla eleştirel düşünce, özgür ifade, bilimsel metodoloji ve hümanizm. Yani benim için gerçekten böyle neler önemli derken bunları not aldım. Hümanizmle kastettiğimde günlük hayatta kullanılan hani insanları sevelim, ben hümanist bir insanım, insanlık, insan canlısıyım gibi bir o kullanım başka bir kullanım. Egonun da işte psikiyatrideki egonun da biraz şey olmuş, deformasyon geçirip farklı anlamda kullanılması gibi. Aslında bu salgın hümanizm tartışmasını da beraberinde getirecek. Yani aslında, getirecek. Yani evet. İlerici yaşam biçimi, doğaüstü güçlerin dışında insanlığın daha iyi olmasına katkıda bulunabilme kabiliyeti ve sorumluluğu, mantık ve ortak insanlık anlayışına dayanması hümanizmanın, ahlak değerlerinin insan doğasına ve deneyimlerine uygun olduğu, bunu biz farklı bir yerlerden almak zorunda olmayışımız, ideolojik kavramlardan ziyade insanın ihtiyaçlarına dayanması, insanın kendi kaderi için sorumluluğunu eline alması. Yani biz böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Ne yapacağız bununla? Bunun için elimizde hazır bir kitabımız yok. Böyle evet, yaparsın. Evet. Aslında sen diyorsun ki önce fikir üreteceğiz, teoriler geliştirecek, düşüneceğiz, bilimsel arka plan oluşturacak. Daha sonra bu tasarıma, mekana ve kente yansıyacak. Bravo. Yani öyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani yeni bir felsefeye ihtiyacımız var. Kesinlikle, yeni bir manifestoya ihtiyacımız var diyorsun. Kesinlikle. Yani eski manifestolarda ölçekler ve oranlarda artık bir yükü kalmadı. Kalmıyor. Şu var ders alabileceğimiz. Önceden insanlık tarihinde tabii ki bu işte 80 senede bir olur filan denemez. 6 senede bir de olabilir ama baktığımızda ortalamaya çok çok büyük salgınlar olmuş. İşte kara ölüm, İspanyol gribi, o da yani İspanya'da çıkan bir şey değil, onun sebebini biliyorsundur. İşte o sırada Birinci Dünya Savaşı'ndan daha dışarıda kalmasından dolayı basının nispeten daha özgür olması ve İspanya basınının daha fazla buna yer vermesinden dolayı aslında Amerika odaklı olan bir salgın, İspanyol krizi diye geçmesi. Bunlardan insanlık nasıl etkilenmiş? Bunlardan alacağımız dersler var, almayacağımız dersler var. Birçok şey okudum ama kendi yorumum, bunu da yazan olmuştur kesinlikle de, şöyle bir şey çıkardım. Mesela 14. yüzyıldakinde o kadar fazla insan ölüyor ki feodalitenin sonu geliyor neredeyse. Çünkü insan sayısı, nüfusu o kadar azalıyor ki iş gücünün değeri artıyor. Ve artık işçileri o feodal sistem içinde tutmak mümkün olmuyor. Şimdi bunu bir yere bağlayacağım ben. Ya da İspanyol krizinde ölen insan sayısı Birinci Dünya Savaşı'nda toplam ölen insan sayısından fazla. Şehir düzenleri değişiyor vesaire. Bugüne geldiğimizde bugün olası, yani böyle ölü kelimeler vesaire filan belki hani negatif bir şey yaratıyordur ama gerçekleri konuşmak lazım. Olası insan sayısı şu andaki dünyadaki toplam insan nüfusunu marjinal bir şekilde etkileyecek kadar olmayacak. Bunu görüyoruz. Yani burada minimum, maksimum vesaire her şeye baktığımızda. O yüzden buradaki benzerlik diğerleri gibi sayısal anlamda gerçekten hani bu kadar insan artık dünyada 1/4 yok. O yüzden yepyeni bir durum. Belki de yeni bir yaşama sistemi, ideolojik anlamda vesaire olur mu? İnsan adedinin, sayısının azalmasından dolayı olmaz. Olmaz. Olur? Yani veba kadar çarpıcı değil. İspanyol krizi gibi de değil. İspanyol gribi gibi de değil. Fakat farklı olan şöyle bir şey var.
dijital çağ artık zaman çok daha hızlı ilerliyor. Dijital ve teknolojinin insanlar arasındaki ilişkilerin doğasını o kadar hızlı değiştirdiği bir dönemdeyiz ki ve bunun üzerine gelen bir böyle bir kriz, işte şu anda mesela bizim seninle yaptığımız sohbeti tamam yine yapardık ama belki bir sene sonra böyle bir şey yapacaktık. Bugün yapmak artık daha doğal bir hale geldi. Evden çalışmak, artık insanlar şunu da görüyor. Ya bir dakika ya, işler böyle de yürüyor galiba. Neden dışarı çıkayım ki? Biz işlerimizi, üretim vesaire filan, tabii ki zorunlu temel ihtiyaçlar, maliyetler hallolduktan sonra bu atlatıldıktan sonra da bu bahsettiğim dijital değişimin ivmesi zaten hızlıyken akıl almaz bir hıza gelecek bence. Yani bu aslında da... şey, Lee Edelkort da trend uzmanı, bu konuda krizin bize mesela iş yapma biçimlerimiz üzerinde yeniden düşünmemiz gerekeceğini söylüyor. Yani sen bahsediyorsun, mimarlık, yani artık evlerimizde üretiyoruz. Mesela uçaklara binip artık toplantılara gitmiyoruz. Şu an Milano Mobilya Fuarı ertelendi. Venedik Biennale ertelendi. İş yapma biçimlerimiz de... Lütfen unutma, parantez açacağım. Milano Fuarı dedim. Hı-hı. Ben 6-7 seneden beri şey diyorum. Mesela en son bir arkadaşım WhatsApp'tan mesajlaşırken Philip Starck'ın lafı geçti. Ben de yeni mezun olmuşum. 23 yaşındayım. Philip Starck'ın Monte Napoleon'u yakaladım. Tabii hayranım. Fotoğraf çektirdim falan, onu gönderdim. Baktım elimde iki tane tekerlekli büyük bavul var. O bavulların içi katalog dolu. Yani o sırada biz daha katılmıyorduk. Yani kaç yılı olabilir? 98-99'dur. Fuara gezmek için, gezmek derken yani işte yenilikleri görmek için gidiyorum ve elimde gerçekten de o kataloglar var. Onları toplamam lazım. Onları sonra İstanbul'a getireceğim vesaire. Ekstra paralar ödeyeceğim. Uçağa onları alabilmek için falan. Ama en son dönemde ben bir fuara gittiğimde elimde belki iki tane broşür oluyordur ya da olmuyordur. Artık öyle bir şeye ihtiyaç yok. USB biz de öyle fuarlara gittiğimizde oradan bavullarla dönerdik. Oradan da şuna bağlayacaktım. Ya mesela bir sene oluyor, gidemiyorum bir fuara. Stockholm fuarına gideyim diyorum, gidemiyorum. Fakat merak da ettiğim bir sürü şey var. O fuarla ilgili araştırma yapıyorum. Gün ve gün fuarın içinde canlı dolaşıyorum. Bu teknoloji imkandan dolayı. Oraya giden bir arkadaşım dönüyor. Onunla kahve içiyoruz. Ya diyorum, şu ne güzeldi. Onun arkasına gördün mü o malzeme, birleşim falan? Yok, ben onları görmedim diyor. İşte biz bakmayız diyor. Yani şunu demiyorum. Tabii ki bir ürüne dokunmak, ona bir oturmak ya da hangi ürüne bahsederseniz o atmosferi yaşamak, oradaki müziği dinlemek. O hissi tabii. O his apayrıdır. Onu ben bir kenara koyuyorum. O çok değerlidir. Ama bir yandan da artık o fiziksel gereksinimin alternatifi çok güçlü bir şekilde geliyor. Yani sen Milano Fuarı dediğinde aklıma bu geldi. Bu sene Milano Fuarı yapılmadı ama Dizen, bu epey çok popüler olan internet portalı, web portalı, fuar yapılamayacağı, ilk önce Haziran'a ertelediler, sonra tamamen seneye ertelendi. O dönemde çok erken bir şekilde dedi ki biz sanal fuar yapıyoruz Milano yerine. Milano fuarı bundan çok alındı. Ciddi bir resmi bir yazı yazdı. Onlar da bir özür mesajı yaptılar. Tamam, şu an için yapmıyoruz dediler. Ama 2-3 hafta sonra başladılar. Şu anda Disney'de bütün o Milano fuarında sergilenecek ürünler, tasarımcılarla yapılacak röportajlar, canlı yayınlar vesaire. Şu anda resmen bir fuar dönüyor. Ve bu 1,5 aylık bir sürece yayılıyor. Yani gerçekten enteresan. Evet, yani seneye de büyük ihtimalle bunu yapacak. Yani bu sene böyle oldu, yaptık arada ama bundan sonra her şey olduğu gibi devam edecek mi? Etmeyeceği çok açık. Ama bunu çok net bir şekilde klasifiye etmek, kategoriler haline koyabilmek için gerçekten çok erken. Tamam, bir normalleşmeden bahsediliyor ama ona normalleşmenin altında birçok ekonomik neden vesaire durumları da var. Şeye de karşı değilim ben. Yani tamamen evlere izole olunduğunda da çözülen bir şey değil bu.
kontrollü bir şekilde insanların dışarı çıkması, bütün sosyal mesafe kurallarına uyarak çıkması, o bahsedilen curve eğer yakalanabiliyorsa ki öyle görülüyor, hastaneler yeni vakalara sahip çıkabilecek durumdalarsa ki artık o kontrol ele alındı gibi. Hmm. O yüzden kontrollü bir hayatın tekrardan bir akışa girmesi ne taraftar zaten. Yani insanlar da bunu söylüyor. Çünkü laboratuvar hijyenikliğinde insanların tamamen %100 bir kapanmaları konuyu çözmüyor. Tek aşıyı 2 sene boyunca aşıyı bekleyip herkes evde dursa ve kimse kimseye bir bulaş deniyor. Biraz enteresan bir kelime ama yani bir enfeksiyon yaratılmasa bile bu konu aşı bulunmadan çözülemiyor. Çıkıldığı anda tekrardan başlıyor. Yani bir ihtimalde virüsün kendi içinde evrimini geliştirmesi vesaire. O yüzden göreceğiz. Yani neler olacağını ben de an be an çok heyecanlı ve meraklı bir şekilde. Burada bir izleyicimiz sormuş. O soruyu da tabii. Bir izleyicimizin sorusu var. Onu sana ileteyim istersen. Sizce diyor şartlara en iyi uyum sağlamış mimar ve tasarımcılar kimler diyor. Öyle bir sorusu var. Aslında tek örnek verebilirim onunla. Yani onu söyleyeyim. Yani şu anda en hızlı davranan, şartlara uyum sağlayan mesela Zaha Hadid'in ofisi bununla ilgili çalışmalara başlamış. Başladılar. Evet. Onunla ilgili şunu söylemek isterim. Bazen paylaşıyorum da, bazen esprili postlar hem arkadaşlarımla hem sosyal medyada. Böyle bir fıkra anlatacağım. Fıkra zamanı değil belki ama tatlı bir şekilde nasıl anlatabilirim? Bir uçak düşüyor bir yere. Hı hı. Arkadaşa cevap vermek adına söylüyorum. Böyle bir dağın tepesinde bir yamaç gibi bir yere düşüyor. Ve hemen arama çalışmaları başlıyor. Ne olacak, ne olmayacak vesaire filan. Ve 8. saatte uçağın enkazı bulunuyor. Şeyler var, ölenler var. Hı. Fakat yaşayanlar da var. Yani bu fıkra bu. Ve o sırada bir bakıyorlar. Kurtulanlardan, kazazedelerden bir tanesi çeşitli uçak kazalarında bu oldu. Ölenlerden bir tanesinin kolundan böyle bir parçayı koparmış yemeye başlıyor. ve ne yapıyorsun sen diyorlar. olabilecek en kötü şey yani bir insana yapmak. Ne yapsaydım, açlıktan ölse miydim diyor. Bunu anlatmamın sebebi 8. saatte diyor. Bunu anlatmamın sebebi şu. Çok fazla bu durumu böyle biraz karikatürize etme pahasına onu bilinçli ya da belki de işin biraz derinlik sarhoşluğuna kapılıp yapılan çalışmalar görüyorum. Bazen üzülüyorum. Yani böyle bir hicap duyuyorum. Hani başkası adına bir utanma duygusu vardır ya. Bazen öyle şeyler görüyorum. Yani işe hemen böyle bir espriye bağlamak vesaire. Hani tamam, bazen onları da sosyal proje, sosyal sorumluluk projesi adı altında yapmalar falan. O tip konulara çok uzağım. Ama işe daha gerçekten yani bence tasarım dünyası şu anda bilime destek vermeli. Yani kendi içinde hemen böyle böyle bir mimariye giriyoruzdan ziyade şu anda bence olağanüstü hal var. Olağanüstü halde nasıl bir savaş çıksa belki gelecek ordu benim arabamı alacak. Ben bu arabayı kullanmam lazım diyecek. Ben de vermek zorundayım zaten vatandaşlık anlaşmamıza, anayasaya göre. Yani onun gibi bir durum var. Tasarımcılardan buradan bu anlamda belki yönetimler daha fazla faydalanabilir. Evet, yani aslında herkes şeyi... Evet. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Yani evet, şu anda tasarım aslında önce bunun şu an bilim hizmetinde olması gereken bir dönem. Aslında herkes şeyi merak ediyor. Şimdi sorularda da görüyorum. İşte sokak tasarımı nasıl olacak, mobilya tasarımı nasıl olacak gibi sorular var. Ama sen de biraz önce dedin ki önce düşünsel arka plan oluşturmak, bir felsefe geliştirmek ve ondan sonra... bu noktaya gelebiliriz diyorsun. Bunun çerçevesinde şunu söyleyebilirim. Çok kesin biliyorum. Ama yok. Sen bu programda hep olacaksın. Ben bir kere varım. O yüzden şansımı kullanayım.
onunla ilgili şöyle bir şey var. Yani şimdi biz bir virüs var ve bu virüsü insanlık belirli bir zaman sonra öyle de böyle aşacak. 2 sene, 3 sene aşı bulunacak. Aşı demokratik olarak nasıl dağıtılacak, o sorunlar falan var. O konu çözüldükten sonra bütün hayatımız bundan sonra artık bir durumla karşılaştık. Bütün hayatı ona göre tasarlıyoruz gibi olmayacaktır. Çünkü mesela bahsettik. İspanyol, arada başka Çin'de 2 milyon kişinin öldüğü, işte Asya virüsü de var. Bir sürü şey var ama işte İspanyol'dan bahsedersek orada da bir sürü şey yapıldı. Ama bu yeni bir virüse insanlığın yakalanmasını engelleyecek kadar da önlemler değildi. O yüzden artık bundan sonra virüs şartlarına göre tasarlanacak. Çünkü mimari bir de çok kısa vadede çözülen bir şey değil ki. Yani bir bina projesi başladığı zaman o bina projesinin hayata geçmesi, bir yapı diyeyim, yapı projesinin hayata geçmesi zaten 3 haftalık bir şey değil. 2 sene sürüyor aşağı tabii, yukarı tabii, her şeyle bitmesi. Yani o yüzden o konu da önemli. Yani artık aslında şey diyeceğim, bir salgına göre mimari diye bir tabii, şey oluşacak mı? Ben emin değilim. Orada hatta bizim için daha önemli olan Türkiye'den ve özellikle İstanbul'dan bahsediyorsak son dönemde bir ara yine ön plana geldi bir sarsıntıdan dolayı ama şu anda hiç konuşulmuyor. Aslında İstanbul depremi. Yani bence bu çok çok daha önemli bir şey. Mimariyi tabii, de tabii. Daha da fazla ilgilendiren, hatta şehir planlamasında daha fazla ilgilendiren bir durum. Aslında bir de şeyini değiştirecek bence. Çok basitçe şu anda onu yaşıyoruz. Doğayla olan ilişkimizi, manzaralarımızla olan ilişkimizi de değiştirecek. Şeyin kulakları çınlasın. Uğur Tayin biliyorsun geçenlerde balkon meselesini gündeme getirdi. Evet, çok konuşuldu. Evet. Twitter'da. Biliyorum. Yani o Türklerin şeyinden çok muzdarip. Yani balkonları kapatıyoruz dedi ve çok da şey yaptı. Çok da ilgi gördü Twitter'da. Şey oldu bir de. NBC diyorlar. Nuri Bilge Ceylan çok severim. Muazzam bir yönetmen bizi de yani Türkiye'de çok iyi temsil ediyor. Onun evinden bir görsel vardı. Ya NBC diyorlar ya da NBC. Sen yapma demişler. Hani o senden bekliyor. Çok güzel bir manzarası var çünkü ama kapatmış şeyi. Ya işte o da öyle. Evet. Enteresan işte mesela bunu da en basitinden yani şunu öngörebiliriz değil mi? Yani manzaraya bakışın doğayla olan ilişkimizi değiştirecek. Biraz ben istersen şuradan şeyi hafiften değil, Moda'dan hafiften denizi minik açık balkonundan görüyorum. Evet ben de Moda'dayım ama ben göremiyorum maalesef. Çok ben de uzaktan görüyorum parkın yanındayım. Şey yani doğal ilişkimiz üzerine biraz konuşabiliriz. Onu da aslında değiştirecek diye düşünüyorum değil mi? Tasarımcının bakışı da değişecek bu konuda belki. O konuya biraz sen girsin. Yani doğa demişken aslında Ya o konuya biraz sen girin. Ben bir yerinden yakalayayım. Çünkü doğa şöyle demiş. Yani aslında şeyde de bence bu anda parklar, bahçeler onlar değişecek. Daha fazla ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu da gördük bu durumda. Gördüm, yani onları insanlar güzel. Derinden hissetti. Evet. Manzaranın ne kadar önemli olduğunu, açık havanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Yani en basitten bunları söyleyebiliriz. Aa, güzel, çok iyi anladım. Bir de tabii şey yani ağaca dokunmak şimdi aslında şu anda ağacın izinde dedik ya biraz mesela ağaçlardan gidip da bir ağaca sarılalım. Ağaca sarılmak. Evet. Yani ağaç olan aslında ben şeyi merak ediyorum. Biraz bunu konuşalım bence. Ağacılı, şimdi ağacın izinde konsepti bu. Bir ağacın işte mobile gelinceye kadar süreci aslında kapsıyor Yıldız Entegre'nin yaptığı işlerde. Sen bir tasarımcı olarak ne hissediyorsun ağaçla ilgili? Önce bir varlık olarak, bir can olarak ne düşünüyorsun? İlk onun defa böyle bir... Mobilyeye yani, dönüşme sürecinde. Çok sen, önemli. Sizin koleksiyonda gerçi ağacın dokusunu görmüyoruz genelde. Aslında var. Yani şey, masif işler değil ama hani kaplama olarak bir de özellikle konstrüksiyon malzemesi olarak çok kullanılıyor. Ağaçla benim ilişkim... Yani ben böyle fazla... böyle nasıl anlatayım? Mesela bir dinleyicimiz demiş. Çok romantik biri değilimdir ama ağacı gerçekten de mesela Sonbahar Bizi Arar diye bir klibim var benim. Bir şarkım var. Ona klip çektik. Ve orada ağaçtan da bahsediyorum. Ve Londra'da çektik. Çok minimal bir klipti. Bir ağacın altındaydım. Yani o ağacın verdiği belki de kelimelere dökemeyeceğim
insanın doğayla olan dostluk hissi. İlişki, doğayla olan ilişkisi, insanın doğadan kopuk olması, ağacın sanki doğanın tümünü temsil eden böyle bir ikonik bir varlık varlık olması duygusu bana çok etkileyici. Ne kadar hoş anlattın. Evet. Yani onu ben hissederim. Yani gerçekten de ona inanmalarım ve bir de şey de çok hani son dönemde sürdürülebilirlikten bahsederken filan işte klasik ilkokulda hani yeşili koruyalım. Şunlar şöyle, bunlar böyle. Ya öyle değil. Yani dünyada belirli oranda doğru teknoloji kullanarak ağacı hayatımıza dahil edebileceğimiz sistemler var. Bunu yapabiliriz. Bu bizim hatta hakkımızdır. Bilmiyorum. Yani ben burada bu konuya biraz militanca bakanların tepkisini çeker miyim bilemem. Ama bunun yeri vardır. Bunu doğru bir şekilde kullanıyorsak bir de bir tasarım sürdürülebilirlik sadece malzemede ve üretim biçimlerinde değil, o ürünle kurduğumuz duygusal ilişkinin uzun süreli olması ve o ürünü bizim uzun süreli sahip olmamız, hatta jenerasyonlar boyu kullanılabilmesi. Mesela Beliz, benim eşim, o konuda çok şeydir, güzel bir gözü vardır. Bizim Londra'daki evimizde anneannesinden kalan mobilyaları kullanırız. O evi göster, fotoğraflarını göstersem, aa derin, burası senin mi diyeceğin klasik. Mesela ben gidip hazır bir antika ürün almaya çok sıcak bakan bir insan değilimdir. Ama benim için değerliyse o, yani Beliz için değerliyse, dolayısıyla benim için de değerli. Onun anneannesini nin bir ürünü içine girmiş çocukken ağaçta bunu görebiliyoruz diyorsun aslında. Ağaç öyle bir de öyle bir malzeme. O yüzden çok çok değerli. Evet, harika bir bakış açısı demiş bir dinleyicimiz. Evet. Yani, harika bir bakış açısı demiş gerçekten. Verdiği bir sıcaklık ve bizim doğayla olan o bağımızı devam ettiren, mesela o bazen evdeyim, masif ürünler, bahsettiğim şeyler böyle bir kendiliğinden bir çatlama, tatlı bir çatlama sesi vardır, bilirsin. Yani bir genleşme sesi vardır aşığımın. Yani orada canlı bir şeyin duruyor olmasının verdiği, bazen hissettiğimiz, bazen de içgüdüsel bir iyi gelme hali vardır. Ben onu çok bir seviyorum. Bir şey, bizi izleyenlerden biri de o çok hoş sormuş. Aslında tasarımdan önce ağacın tuşesine dokunuyor musunuz, merak ediyor musunuz diye sormuş bir yorumcu. Onu kim olduğunu çok severim. Kokusunu da çok severim. Bir de hoş bir yorum daha var. Onu da burada söyleyeyim. Yenebilir peyzaj demiş. Bence çok hoş bir fikir. Yenebilir peyzaj. Yani aslında geçen hafta bir başkasıyla da konuştuk. Biraz önce doğadan bahsettik ya, bahçelerden, parklardan. Tabii. Orada aslında egzotik bitkilerdense mesela yabani bitkilerin olması ya da yenebilir bitkilerin olması bence çok önemli. Bu bence peyzajda yeni bir bakış açısı da getirebilir. Çok doğru. Evet, ben iç mimarlık ve çevre tasarımı mezunuyum. Gerçi iç mimari ağırlıklıydı eğitimimiz. Bir de ama şöyle bir şey de var açıkçası. Ben iç mimarlık hiç yapmadım ve iç mimari eğitimi alırken de iç mimarlık yapmayacağımı biliyordum. Yani iç mimar olmayacağımı biliyordum. Babamın kurduğu bir teşkilat vardı ve ben küçüklüğümden beri onun içinde evrildim, kavruldum, kısık ateşte piştim. Endüstri ürünleri tasarımı için özel yetenek sınavı vardı. Benim de kara kalemim çok iyi değildir, hala değildir. Yani babam mesela o konuda çok yeteneklidir, çizerim, ederim ama... Evet, onun çizimlerini hatırlıyorum. o çok iyidir ama ben öyle değilimdir ve tartışılan da bir konudur. Yani endüstri ürünleri tasarımına... Gerçi son dönemde değişen sistemler de var ama hani kara kalemine giriyor olmak, hani çok istekliyim, yapabileceğimi biliyorum ama giremiyorum gibi bir durum da olmuştu. Ben de iç mimarlığı seçtim. Sonuçta kardeş meslek diyebilirim, kuzen meslek diyebilirim. Benim de şöyle bir avantajım oldu. Bağlayacağım konuyu, merak etme. Yaptığım iş iç mimarlara hitap eden bir iş olduğu için, işin zaten tasarım bölümünü çekirdekten yetişen bir avantajım olduğundan dolayı her zaman içindeydim. İç mimari bölümünü de görmek, bir iç mimar arkadaşımla
oturduğumda, onun bir projesinin mobilyalarının sorumluluğunu aldığımda firma olarak ya da kişi olarak onun dilinden de konuşabiliyor olmak hep avantaj yarattı. O yüzden firmamızda da endüstri ürünleri tasarımcılarını bulundurduk ama hep iç mimarlar da bulundurduk. Döneceğim dedim soruya ama oradaki şeyim şu. Kendime iç mimari konularında, çevre tasarımı konularında tabii ki fikirlerim var ama çok çok yetkin hissetmiyorum. Onun uzmanları var. O konuyu daha çok ben onlara daha sonra da biliyorum Yıldız Entegre ve sen devam edeceksiniz. Evet. Bu tip röportajlara. Önümüzdeki hafta bir peyzaj mimariyle konuşacağız. Bravo. Yani biraz bu konularda konuşacağız. Var fikirleri. Deniz Aslan'la konuşacağız önümüzdeki hafta. Çok çok dolu olduğum bir konu değil. Sadece ne iyidir, ne iyi değildir. O konuların yorumunu yaparım ama hani kendimden bir şey katabileceğim çok fazla. Hani bir şeyi bilmiyorsam, az biliyorsam o konuda az bildiğimi kabul ederim ve söylerim. Bu arada tabii endüstri tasarımında da böyle enteresan buluşlar var. Bilmiyorum takip ettin mi? Mesela Ediyorum, bu salgından sonra. Mesela Hepsini ediyorum. İşte mesela sterilize eden bir aydınlatma tasarımı var. Gündelik kullandık. Evet. İlginç yani işte evin giriş kısmına konan ve işte gelir gelmez sterilize eden. Ultraviyole'nin bu konuda etkili ultraviyole ışınlarıyla 60 saniye bir temizleme yapıyor. Bu yani uzman olduğum bir alan değil ama çok okudum. Sanırım bu bilimsel olarak kanıtlanan bir şey değil mi? Gerçek yani bu. Evet. Yani çok gerçek işte böyle duyuyorum. Bir şeyler enteresan. Çok otomatik yani bayağı hızlı davranmışlar diye düşünüyorum bence bu sektörde. Endüstri ürünleri bu konuda daha hızlı davranabilir dediğim gibi mimariye göre ve bence çok güzel. Öyle bir ürünün de estetik değerlerinin de olması belirli bir tavır içinde yani ille bir medikal bir ürün olarak görmek zorunda da değiliz onu. Evler önem de kazanacak. Aslında orada. Sen de dedin ya bilime hizmet edecek dedin. Medikal ürün demen de aslında çok hoş. Belki medikal ürünlerle bizim gündelik yaşam nesnemiz iç içe geçecek. Yani mobilyanın içine de girecek. Kesinlikle. Yani medikal sektörü mü diyelim, alanı mı diyelim? Aslında medikal sektörü şu an tasarımla çok ilişkisi olan bir şey değil. Çok açık bir alan orası. Değil. Ama şu anda bence iç içe geçecek. Tabii yani ne bileyim işte Zoom, Atilla'lar, Levent'ler bu konuda uzman kişiler, hastaneler tasarımlarını vesaire çok iyi yapıyorlar. Ama işin birisi ev girişini yapmış. Tabii ama dediğin gibi medikal aletler, makineler vesaire araç gereçe geldiğimizde tasarımcılar burada devreye eskisine göre çok daha fazla girecekler. Çok net yani bak bunun altını çizebiliriz bu kesin bir şey. Evet, bence bu önemli. Bak, şimdi konuşurken aslında düşündüm bunu. Bu bence önemli bir durum. Kesinlikle öyle olacak. Evet. Otomotiv tasarımda da mesela şu anda medikal ürünlerle bir şey var, bir paralellik var. İşte ben de onu not almışım. O da hoş. Tesla mesela yapmış, biyolojik saldırı esnasında otomobil kabinindeki havanın bu durumda etkilenmeyeceği bir sistem yaratmış mesela. Böyle şeyler de var. Yani ilginç gelişmeler var. Yani kötü virüslere karşı otomotivleri korumak gibi. Evet. Bu arada biz sohbet ediyoruz. Ben hiç saati göremiyorum. Acaba yarım saatimiz dolduğunu saat kaç biri söyler mi bize? Bakayım bir dakika buradan ben görebilecek miyim? Yarım saat olmuştur. Abi şunu katayım ama şunu söyleyeyim. Devam edebiliriz yani sonuçta. Böyle çok fazla WhatsApp grubum yok. Bir tane iki arkadaşımla var. Bir de 8-9 arkadaşlık bir grubumuz var. Orada Sarp isminde bir arkadaşımız Elon Musk ve Tesla Mars projesi konusunda böyle ona tabii laf arası kendi aramızda fanatik bir durum. Ben de işte Londra'da o tip sergilere falan da çok gidiyorum. Ben o konuda biraz daha şüpheci ama yani felsefi anlamda bakıyorum. Bu Amerika'da Amerika'yı
özgür bırakın, bu insan haklarına aykırıdır gibi böyle bir ayağa kalkış oldu. Avrupa'da olmayacak bir şey o. Ki yani çok sağlıklı bulmadım ben onu açıkçası. Elon Musk da bu şeye katıldı, kitleye katıldı ve Amerika'yız, özgür bırakın, açın piyasaları vesaire filan. Yani bence çok bana sıcak gelen bir tavır değildi. Orada bir şey oldum. Yani sanki beklemeyeceğim bir durumdu. Yani onun da altını çizeyim. Yani hayır, yani Mars'a gideceğiz diyoruz vesaire filan. Doğru, ama doğru. Dur ya, piyasaları açın adam diyor. Doğru, daha dünyada işlerimizi halledemedik. Ne işimiz var Mars'ta? Ya, bir de bunu bir ay önce, yani 3 hafta, yani şu anda şimdi biraz daha şey, bir ay önce yaptı. Bu arada Ercan Bey, sizleri dinlemek keyifli ve ilham verici demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Derin, sanırım yarım saatimiz doldu ama son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yani neler yapıyorsun istersen onunla ilgili kapatalım programı. Çok keyifli bir sohbetti. Evet, çok güzeldi gerçekten de. Ne yapıyorum? Ben Moda'da babamla birlikte yaşıyorum. Ben Aziz Sarıyer'le. Evet, Moda'da doğdum, büyüdüm. Annemi kaybettikten sonra... Sizin ortak projeleriniz var biliyorum, sohbet etmiştik. Tabii tabii. Yani şeyler kısık ateşte pişiriyoruz burada. Yapıyoruz işlerimizi yani. Babamla böyle yaş farkımız da az. Böyle üniversite ev paylaşır ya arkadaşlar. Onun gibi bir hayat yaşıyoruz. Londra'da olanlar var. Bir de Londra'daki durumla buradaki durum arasında paralellik kuracak çok fazla deneyimim oluyor. Mesela bazen arkadaşlarım şaşırıyor. Aziz'in oğlumun adı da Aziz. Aziz ile Beliz'in fotoğraflarını gönderiyorum. Parkta böyle Aziz top peşinde koşuyor ama şimdi orada bizim evin tam karşısı çok güzel bir park. Herkese açık ama çok geniş. Yani insanlar birbirine uzaklar. Aziz'in en yakınında insanı görüyorum. 800 metre ileride. Hayat daha düz. Şehir düz. Bisiklet vesaire. Bizim burada İstanbul'daki genel durumumuz daha kalabalık, dip dibe, yeşil alan çok fazla değil. O yüzden bu normalleşme tırnak içinde süreçte bize düşen görev, İstanbul'da yaşayanlara düşen görev çok çok daha fazla. Çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Yani en son bunu söylemek istedim. Evet, doğru doğru. Evet. Peki Derin, çok keyifli bir sohbetti. Sen burada olmak çok keyifliydi. Sağ olun. Katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar buluşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yıldız Entegre ailesine de çok selamlar. Çok selam. Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar. Bay bay.